Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamünaleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir hava. Tehlikeli bir hava. Zaten burası bir tuhaflaşmaya başladı. Geçen gün buradan kendimi zor attım. Baş dönmesi olmaya başladı burada da. Şu yukarıya da şeyi getirdiler bana. Şimdi ben oraya daha kazıyamayacağım. Altına girmek lazımmış buranın. Bakacağız şimdi. Son halinde mi? Evet. Şuraya çeviririz arkadaşlar. Buranın altını kesin görüntüleme yapacaktık. Yapamadık. Buranın işi bitti. Şurada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Bunlar sert, sıkı kazmalar olduğu yerde duruyor. Yukarıdaki malzemeler bıraktık buraya. Üç harfli var, biliyor musunuz? Böyle işlerde çok sıkıntılı ya bunlar. Bak, bunlara dokunmaz diye şey yaptık. Ama bizi çarpmaya başladılar yani. Sebep nedir? Biz de çözemedik ama biz normalde şartlara göre ilerleyen biriz. Şurada su doluydu, burası suyu bitirdi. Hayvanlar mı acaba? Kurudu lan, buranın suyu kurudu. Doluydu buranın suyu. Bir önceki videodan alabilirsem veririm size. Ama bence hayvanlar içmiştir. Şurada iki tane tümülüs var dediydik. Dur, ben hatta şöyle yapayım. Çantayı indirip geçen burada şey yapamadım. Nedir onun adı? Ne derler ona? Çekim yapamadım. Çekim yapamamamın sebebi de benim böyle geldiğim yerlerde var ya, hiçbir tane telefon çekmiyor. Yağmur da yağıyor ama şimdi buranın şuranın şu alan zaten çok önemli. Buranın şimdi alt kazıması başlayacak. Büyük, yani büyük kazı başlayacak burada. Bir üst tarafta daha beni uğraştırmayacaktır. Şura. Biz yüzeysel olan bütün malzemeleri aldık. Şimdi şu Konrad'la beraber şuranın yeraltı görüntülemesini uzunlama çekeceğim arkadaşlar. Burada ne var? Detaylarını da tabii sizlerle beraber paylaşacağım. Baksana, internet hiç çekmiyor. Bağlan. Aç bakayım sesi ya. Heh. Evet. Şimdi buraya biz yeraltı görüntüleme yapacağız. Böyle yerlerde arkadaşlar, yeraltı görüntülemede dikkat edeceğiniz unsurlardan bir tanesi. Bak, çalıştığınız metalimsi hiçbir şeyi burada bırakmayın. Çekeceksin ya. Bak, buranın değil, şuranın da galiba. Şuranın altında bir metal var. Büyük bir metal var. Dedektörle beraber aldım oradan ben sinyal. Ama derine ne kadar gidiyor bilemiyorum. Şuranın altında hiçbir şey görmedim ben. Görüntüleme yaparsam ne çıkar? Metal çıkar burada. Şimdi bu var. Şuraya kadar şöyle bir görüntüleme yapacağım buraya. Ve o görüntülemeyi de telefona kaydedip size daha detaylı anlatmaya çalışacağım şimdi, bakın. Bunu şöyle çekeyim. Ekran olarak da güzel bir şekilde alırsam, sağdan başlayacağım çünkü. 8'e 8 kaç metredir burası? Hadi 5, 6 de 7'ye 7 yapalım onu. Şimdi şuranın ekran görüntüsünü ben alayım. Size onun ekran görüntüsünü de paylaşacağım. Şimdi makinamız hazır. Başlat dedim. Evet. Şimdi bu görüntülemeyi biz yeri kazacak olan kişilere vereceğiz. Bak, aşağısındaki malzemelerin doluluğu belli ama derin baba, ben bu şeyleri kaldıramam. Yani bu taşlarla beraber ben burada uğraşmaya kalksam tek başıma 2 ayımı alır benim burada. Şimdi Konrad'ın deneyimlerini buradan alıp daha detaylı makinelerle çekebilir miyiz buraya? Tabii çekebiliriz. Tabii onlar paraya bakar. Daha kaliteli firmalarla, daha kaliteli materyallerle beraber buraların görüntüleri de çekilebilir. Ama paraya bakar dediğim gibi. Şimdi 30 bin liralık, 50 bin liralık malzemelerle beraber
Ne kadar? Tabi görüntü okumayı yazmayı bilen insanlar için başlangıç olarak bu daha iyi. Bence. Kullanan olarak söylüyorum ben. Şimdi bak aldık. Görüntüyü aldık. Saracağımız yerleri ben şimdi size göstereceğim ekranda. Bakın arkadaşlar. Şura. Şu şöyle düz çevireyim de. Buraya biraz kaldırayım. Şöyle tam düzlediğim zaman. Evet. Şimdi bak. Nerede malzeme var, var ne kadar derinde. Şimdi onu söyleyeyim ben size. Şimdi şuraya güzel bir bakın. Bak şimdi şura var ya. Bana tam önümde metresel vurduğum zaman arkadaşlar tam buranın altında 1,5-2 metrede tam şurada. Şurayı hemen işaretleyeceğim. Şöyle üst üste taşları koyarsam kazacağımız yerler. Bak şurayı kazdık. Tamam mı? Ne güzel durdular lan. İstesem yapamazdım öyle. Ora 1. Şuranın önü 2. Bak hemen şu. Büyük taş. Biliyor musunuz mu? Önceki videolardan izleyenler vardır. Şu. Bu taş kalkacak. Buranın altına 2 metre girilecek. Buranın altına da aşağı yukarı 2 metre de buranın altına girilecek. Kazınacak. Ama ben öyle işlerle beraber uğraşmıyorum. Direkt makine gelir. Girer burayı açar. Ona göre altını görebilirler. Bunu da size buradan göstermiş olayım. Şimdi hemen. Evet. Benden sonrakilerin gelip kazacağı yer. Kazı alanının üçgeni aldık. Şimdi buradaki görüntülemeleri yaptık. Çok felaket bir yağmur ya arkadaşlar. Burayı şimdi düzenledik. Burayı kazınacak yerleri, tamam. Şimdi onun haricinde şurada iki tane daha tümülüs vardı. Onların da bunlarla aynı olduğunu düşündük ve kanaat getirdik arkadaşlar. Oraların da görüntülemeleri yapılacak. İki tane bak karşı karşıya. Diğeri de burada. Biz buraya daha çok yöneldiydik. Üst taraftakileri aldıydık. Ama tabii üst taraf taban kısma fazla yüksek olduğu için bura kilise malzemeleri. Bura biraz da tehlikeli malzemelerini ben burada bırakıyorum. Ve bir alt kademeye ineceğim ben şimdi arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğim, aşağıda devam ediyoruz. Felaket yağmur yağmaya başladı. Şimdi alt kata ineriz. Alt kata indik mi? Tehlike asıl başlıyor. Yukarıdan aşağı kazması bir şey değil. Ama aşağıdan yukarı gitmek çok tehlikeli ya. Yağmur da yağmaya başladı. Çantamız mantamız hep arkamızda. Gidiyoruz. Gidiyoruz gündüz gece. Asıl tehlikeli bölge burası.
Şu yukarısı da var ama. Tamam daha dur, bismillah demedin. Başımıza her şey gelmeye başladı. Acayip bir yer. Ne kadar derin. Şimdi yukarıdan aşağı bana gelebilecek bir tehlike var mı? Aslında çıkıp baksam çok güzel olacak ama alan taramayı yanıma almam lazım. Şuraya doğru bir gideyim bakayım. Alan tarama beni nereye getirecek? Şimdi. Baba alan tarama nereye getirecek o bağlı. Şimdi yukarıki taraftan alt tabana o yüzden indim ben. Yoksa orada çalışmaya devam etsem kazınacak yerden hala sinyal alabilirim. Yukarıda çekebilir beni. Bak yukarı çevirdi, döndürdü. Baba tuhaf tuhaf da sesler geliyor. Tehlike de var sanki. Çok da acayip ürkütücü bir yere benziyor ya. Şu göl beni acayip ürküttü. Yok daha neler. Yok daha neler. Şuraya baksana. Bu ne lan? Boş boş taş. Ha bak şurada da var bir yuvarlak. Hı, burada dönüyor. Ha bak işaret burada. Şurada. Hemen altı. Göstermesin orada. Burası tehlike duruyor. Şuradan 5'e 5. Şunun altına doğru bir yer gösteriyordun ama şu taş acaba bir şey olur mu oradan ya? Neyse. Burada.
Bu taş. Tabii büyük bir taş. Çıkarsa çok güzel. Geliyor. İyi. Lan bırak yakamı lan. Üstümüze düşmesin. Hadi dur şöyle bakalım. Evet, bir küp daha. Yarım mı bu? Kırık. İçinde bir şey var mı? Favı da gitmiş. Neredesin lan? Çürümüş. İçindeki demir telleri bile çıkmış dışarı. Bunları böyle yakından size göstermeyi seviyorum ben.
Yapışmış öbürüne. Teşekkür ederim. Sen de çok yaşa. Evet. Arkadaşlar aramaya taramaya devam. Sizi daha güzel videolara göndermeye devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.